Bunu 14 yaşında başladım arkadaş çevresiyle. Arkadaşlarımdan dolayı başladım abla. Bir defa dedikim, bir baktım mamur oldu. Kurtulmak istiyorum ama elimizden gelen bir şey yok. Yapamıyoruz ki abla, hiçbir şey yapamıyoruz. Abi dediğim adamlar başı. Kısaca ben kurtulmak istiyorum. 4,5 seneden beri ben içiyorum. Uyuşturucu tacirlerinin ağına düşen oğlunu ne yaptıysa ellerinden kurtaramadı. 20 yaşındaki oğlu Mustafa Duru hayattan koptu gitti. 20 yaşında bir delikanlı. 20 yaşında zıpkın gibi bir delikanlı. Bakın bütün gençlerimiz bu tuzağın içinde, benim yarım yandı. Ama bir başkasının bağrı yanmazsız. Uyuşturucu kullanarak öldü. Bonzai. Bir baba için bu sözleri söylemek o kadar zor ki. Bonzai denilen zehir oğlu Uğur'u kendisinden kopardı. Hem de göz göre göre. Şişli'de Bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu madde kullanırken kalbi sıkışan iki genç merdivenlere yığılıp kaldı. Ne içtin, hatırlıyor musun? Kurtulmak istiyorum ama elimizden gelen bir şey yok. Yapamıyoruz ki abla, hiçbir şey yapamıyoruz. İki genç, ikisi de uyuşturucu batağında. Pişmanım içtim. Keşke içmeseydim. Bir kere dedi, iki kere dedi. Ondan sonra zaten bir iki ay sonra böyle içtim. Krize girmeye başladım. Millet daha sıkarabilmezken bali çekiyordum. Eve gelmiyordum. Arkadaş ortamında tanıştılar zehirle. Merakla başladı her şey. Devamı da geldi.
Hayatımda hiç sigara içmedim. İçki öyle bir doğum günü kutlama filan yahut da herhangi bir arkadaş toplantısında çok dozunda, yani ben bir bira içtiğim zaman arkadaşlarım bir büyük içti derlerdi. Onunla da başım hoş değil. Uyuşturucu ve madde denen şeyden nefret ederim. Çünkü o kadar küçücük bir pisliğin beni yönetmesine hayatım boyunca izin vermedim. Bu sigara için de geçerlidir. Sigara bence bu işin başlangıcından itibaren terk edilmesi gereken bir şey. Ama ötekiler, uyuşturucular, bu tip kaplar, maddeler filan insanın hem onuruna aykırı hem yapısına uygun değil. Çoğu da öldürüyor. Ben bunları çeşitli çevrelerde yaşayıp görmüş biri olarak hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Karakteriniz sağlamsa, hayata karşı iyi, dik bir duruşunuz varsa bu pisliklerden kaçının, yanınıza yaklaştırmayın. Günümüzde o kadar çok problemlerle boğuşmaktayız ki. Önemli olan güçlü olup bu problemlerin üstesinden gelebilmek. Problemleri aşmak için madde bağımlılığına başvurmak doğru bir şey değil. Ailelere de seslenmek istiyorum ben. Lütfen yavrularınızı, yavrularımızı sevgiyle büyütelim. Sevgiyle büyüyen çocuklar her türlü kötülüklerden uzak durur. Sevgi bağımlısı olur, madde bağımlısı olmaz diyorum. Ben Coşkun Sabah. Birkaç öğüdümle senin hayatına katkıda bulunmak istiyorum. Fikir katkısında bulunmak istiyorum. Bir, bu yerlere gelmiş bir Coşkun Sabah olarak şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle hayatın boyunca madde bağımlılığını aklından bile geçirme. Madde bağımlılığı hem ruhen hem bedenen, insanı çökerten inanılmaz kötü bir olay. Bunun yerine eğer bir problemin varsa, derdin varsa bunu şarkılarla, müzikle bertaraf et. Bir enstrüman çal. O notalar, o şarkı sözleri, o şiirsel anlatımlar senin ruh dünyana olabilecek en büyük katkıdır, en büyük terapidir. Onun için bir abin olarak senden rica ediyorum ve sıkı sıkı tembih ediyorum, madde bağımlılığını hiç aklından geçirme. Sosyal hayatta yapılacak çok güzel şeyler var. Sevgili gençler, madde bağımlılığından kaçının. Çevrenizde bağımlısı olanlar varsa bildiriniz, onlara iyilik yapınız. En yakın arkadaşlarınıza yardımcı olun. Sakın ha size ulaşmak isteyenlere fırsat vermeyin. Size ulaşmak isteyenleri bir an önce ihbar edin. Madde bağımlılığı maalesef öldürüyor. Sizleri seviyoruz ve bu ülkenin de sizlere ihtiyacı var. Ben de madde bağımlılığına karşıyım. Lütfen bunları bırakalım. Çok kötü şey bunlar. Çok çok. Üzülüyorum. Her gün televizyonlarda görüyoruz. Gazetelerde okuyoruz. Yazık değil mi siz gençlere? Bu gençlere yazık değil mi? Kullanmayalım. Özellikle rica ediyorum. Madde bağımlılığından uzak duralım. Beynimizi ve bedenimizi kirletmeyelim lütfen. Madde bağımlılığı kötüdür. Spor iyidir. Spor yapın, mutlu olun. Madde bağımlısı gençleri duydukça gerçekten çok üzülüyorum. Bir anne olarak çocuklarıma her zaman her şeylerini benimle paylaşmasını istedim. Ve onlara öyle öğrettim. Çünkü onlar benimle paylaşırsa ben onların hayatını daha yakından tanımış oluyorum. Ve ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü gençler bizim geleceğimiz, ışığımız. Çocuklarımızın yanında olalım, kötülüklerden onları koruyalım. Sevgili anne ve babalar, çocuklarımızı madde bağımlılıklarına karşı denetleyelim ve koruyalım. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Her zaman için gözlerimiz onların üzerinde olmalı. Ve onlarla sadece ilgilenmek değil, ilgilenmenin de yanı sıra her türlü açıdan onları denetlememiz çok önemli. Bağımlılığın her türlüsü kötüdür. Özellikle madde bağımlısı geleceğinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü hale getirebilecek bir alışkanlıktır. O yüzden değil başlamak, başlayanların yanında bile durmamanız gerektiğine inanıyorum. Çünkü çocuklar bir boşluğa düştükleri zaman bir yerlerde tutunacağı bir şeyler arıyorlar. O geçit döneminde de böyle şeylere başvuruyorlar. Öncelikle ben çocuklardan önce anne ve babaların çok dikkatli olmasını rica ediyorum.
ve çocukların da çok güçlü olmalarını rica ediyorum. Çünkü madde bağımlılığı iyi bir şey değildir. Toplumdan önce size zararlıdır. Türkiye Barolar Birliği'nin Hayat Ağacı projesinde hepimize düşen çok şey var. Haydi gençlerimize seslenelim. Sadece hayır de, yaşamı keşfet. Evet, bu bağımlılık haberleri çok fazla hayatımızda var aslında baktığın zaman. Şunu anlamıyor insan. Birincisinde zevk aldıklarından sonra bu bir müptezelliğe dönüyor ve aile içinde yaşanacak, sosyal yaşantıda yaşanacak problemlerden haberdarsız gençlik. Kaçak yolu olarak kullanılıyor. Aileler dağılıyor, genç evlatlar ölüyor. Eğer siz veya etrafınızda bağımlılıkla alakalı, bu konuyla alakalı şüphe ettiğiniz biri varsa da hiç korkmayın. Tutun yakasından, götürün bir hastaneye. Bunun tedavisi var, ölümün yok. Efendim bazı alışkanlıklar iyi. Kitap okuma alışkanlığı. Oku, oku ki çöz. Ne bileyim, gezme, tozma. Dünyayı şöyle bir gözden geçir. Bir keyfin artsın, değil mi? İnsanları sevmek, o da bir alışkanlık. Sev, gönlünü aç ferah ama bir takım maddelere alışma. Ondan uzak dur. Çünkü o seni hakikaten insanlığından, hayattan, yaşamın ta kendisinden koparıyor. İnsanlıktan çıkartıyor. Daha da fecisi mezara sokuyor. Bu biliniyor yani. Biline biline yapılacak şey mi bu? Aman uzak duralım. Aman diyeyim. Uyuşturucu ve zararlı bir madde kullanmak isteyen neden kullanmak isteyebilir? Ya hata yapmıştır, ya sevilmediğine inanmaktadır veya madde kullanarak yaşamın daha güzel olacağına inanmaktadır. Ama yaşam hiçbir zaman madde kullanarak daha güzel olamaz. Ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü kaybolan ümitlere bağlanmak olmaz. Doğacak ümitleri henüz kaybetmedik. Bizi bekliyorlar. Berhudar olun. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın ve sevgili Metin Fevzioğlu ve Türk hukukunun çok değerli mensupları, sevgili konuklar, sizinle birlikte olamadığım için üzgünüm. Bir konser çalışmam var bugün, o nedenle yanınızda değilim ama aklım ve gönlüm sizinle. Bu projede, Hayat Ağacı projesinde bizi proje elçisi olarak düşünmeniz hakikaten onur verdi bize. Elimizden ne gelirse birlikte olacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu illetten kurtarmak, bu illete bulaştırmamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi ve emeği geçenleri yürekten kutluyorum ve saygılar sunuyorum. Aile çocukları korur. Biz baba oğul evginler, Hayat Ağacı projesinde çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumak için el ele verdik. Sadece hayır de, yaşamı keşfet.